Herkese merhaba arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün oyuna yeni eklenecek Griff vs tüm karakterler yapacağız. Şu anda Supercell'in bana sağladığı test hesabı içerisindeyim arkadaşlar ve Griff'i şöyle tam bir tur döndürüyorum. Griff'i kısaca tanıtacağım. Aksesuarı, 2 tane yıldız gücü ve oyun içerisinde nasıl kullanılabilir, nasıl en fazla hasar verebilir bunları çok kısaca göstereceğim. Sonra da birebir vs'lere geçeceğiz. Birebir vs'lerin içerisinde yine yeni gelecek karakter Buzz'la olan kapışmasını da izleyeceksiniz. Ve şunu da söylemek istiyorum, Griff şimdiye kadar gördüğüm birebir VS'deki en güçlü karakter. İlk olarak karakterin istatistiklerine şöyle bir bakalım. 4760 canla geliyor ve hareket hızı normal. Yani 4760 can iyi bir can arkadaşlar. Çok düşük bir can değil. Saldırısının adı yazı tura ve 9x308 hasar veriyor. Tabii ki bu 10 seviyede, yani maksimum seviyede 9 tane para atıyor arkadaşlar. Şimdi zaten oyunun içerisinde deneyeceğiz ve göreceğiz. Menzili uzun ve doldurma hızı da normal. Süper'in adı ise para iadesi. Burada da arkadaşlar 5 tane kağıt para atıyor böyle banknot şeklinde ve bu paralar hem ileriye doğru giderken hem de geriye doğru gelirken rakiplere hasar veriyor. Burada şöyle bir enteresan durum var. Normal saldırısı, yani yazı tura normal saldırısı yakından daha çok hasar verirken süper saldırısı uzaktan daha çok hasar veriyor. Aksesuarının adı kumbara ve yere bir tane kumbara bırakıyor Griff aksesuarına bastığımız zaman. Bir maçta 3 kere kullanabiliyoruz ve bu kumbara hem etraftaki engelleri tamamen patlatıyor hem de etraftaki rakiplere 1000 hasar veriyor. 2 tane yıldız gücü var, bunlardan birincisinin adı üstü kalsın ve normal saldırısının hızını %35 arttırıyor. İkinci yıldız gücünün adı ise iş disiplini ve her 2 saniyede bir Griff kaybettiği sağlığın %7 kadarını geri kazanıyor. Şimdi bu öncelikle birinci yıldız gücü üstü kalsının ne kadar atışını hızlandırdığını deneme mağarasında bir göstereyim. Şu anda yıldız gücü olmadan atış yapacağım. Sonra da hemen yıldız gücüyle birlikte atış yapacağım ve aradaki farkı görebileceğiz. Şöyle sağa doğru ateş ediyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde atıyor. Biraz böyle ağır çekim gibi gördüğünüz gibi. Şöyle. Şimdi hemen yıldız güçlü bakalım. Yıldız gücüyle de bu şekilde atıyor arkadaşlar. Aradaki farkı görebiliyorsunuz. Gerçekten inanılmaz bir fark var. Zaten birebir VS'lerde de bu yıldız gücünü kullanacağız Griff'le. Gerçekten Griff'in bence iyi yıldız gücü bu yıldız gücü. Şu anda da ikinci yıldız gücünü seçtim ve ikinci yıldız gücüyle ara ara bakın canını arttırıyor. Her iki saniyede bir %7 can alıyor. İki yıldız gücü arasından bir tanesi defansif, bir tanesi ofansif. İkisi de kullanılabilir. Ama benim tercihim birinci yıldız gücü, yani atış hızını biraz daha artıran yıldız gücü bence biraz daha iyi. Şöyle bir aksesuarını da deneyelim. Tam ortaya bıraktım abi kumbarayı ve gördüğünüz gibi kumbara orada patladığı zaman hem rakipleri geriye doğru itti hem de biner hasar verdi. Aynı zamanda engelleri de patlatıyor. Şöyle tam duvarın köşesine şuraya bir tane kumbara bırakıyorum arkadaşlar ve oradaki duvarları da olduğu gibi yok edebiliyor. Süper'in de şöyle göstermek istiyorum. Bakın menzili gerçekten çok çok iyi bir menzil ve attığınız zaman hem ileriye doğru giderken hem de geriye doğru gelirken rakiplerine hasar veriyor ve inanılmaz bir şekilde eğer birçok rakibi tutturabilirseniz tekrar doldurabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Hem süperi hem de normal saldırısı gerçekten inanılmaz. Birebir VS'lere geçmeden önce Griff karakteri ne zaman gelecek bunu da söyleyeyim. Öncelikle bir tane mücadele gelecek 23 Temmuz tarihinde arkadaşlar. Eğer bu mücadeleyi tamamlayabilirseniz Griff'i ücretsiz bir şekilde herkesten önce alabileceksiniz. Eğer etkinliği tamamlayamazsanız da üzülmeyin çünkü 6 gün sonrasında, yani 29 Temmuz tarihinde Griff hem dükkandan satın alınabilecek hem de kutulardan çıkarılabilecek. Birebir VS'lere geçmeden önce bu videoya da sizden mutlaka bir 10.000 like bekliyorum arkadaşlar. 2 saniyenizi ayırıp aşağıdan bir like atmayı unutmayın. Eğer 10.000 like gelirse günlük 2 video serimiz devam edecek. Aynı zamanda bu tür içerikleri kaçırmamak için kanala ücretsiz şekilde aşağıdan abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Bu videomu da yine önceki VS videolarımda olduğu gibi kendi YouTube videolarında gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Açıklama kısmında benim kanalımı da belirtirseniz çok çok iyi olur. Bu arada yeni güncellemede bugün oyuna eklendi ve son olarak arkadaşlar marketten yeni Brawl Pass sezonunda da kod bölümünü Onur yazarsanız bu tür içerikleri sizlerle çok daha fazla paylaşabilmem için bana en büyük desteği sağlamış olursunuz. Lafı daha fazla uzatmayalım ve hemen isterseniz birebir VS'lerimize geçelim. We'll be right back.
Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Gerçekten birebir VS'lerde ben bu kadar diğer karakterleri rahat bir şekilde yenebilen başka bir karakter görmemiştim. Daha önceki karakterlerin içerisinde şimdiye kadarki birebir VS'lerde gördüğüm en güçlü karakter. Daha fazla Brawl Stars videosu için dediğim gibi bu videoya sizden mutlaka bir 10.000 like bekliyorum. Aynı zamanda kanala abone olup bildirimleri açarsanız bu tür içerikleri kaçırmamış olursunuz ve marketten kod bölümüne Onur yazarak beni desteklerseniz çok ama çok sevinirim dostlar. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.